adam benden sonra kimseyi sevmedi, öyle mi? İşte ben de seni bu yüzden çağırdım. Yani düşündüm de şey diyorum, yani seni yüzyıllardır seven ve unutamayan bir kadına bir şans daha verir misin? Ah, çok üzgünüm Duda ama benim böyle boş şeylere ayıracak vaktim yok. Biliyorum, Perihan'ı çok seviyorsun. Perihan çok iyi bir peri. Senin onun iyiliğini istediğini biliyorum. Ama ben Perihan'ı mutlu edemem. Üzerim. Çünkü adı üstünde. Benim adım Çapkınlık Perisi. Ama sen bizim son şansımızsın. Soruyorum Muzaffer. Bir şans verecek misin? İmkansız. Son sözüm bu. Bunu sen istedin. Muzaffer bu mu? Geldi demek. Ne yapıyorsun? Onu sihirliyorum. Çapkınlıktan arındıracağım ve sadık bir aşığa çevireceğim Pakize teyze. Aferin sana. Perihan nerede Pakize teyze? Burada, şatoda. İyi, onu al Betüş'ün kafesine götür. Ben de Muzaffer'i getireceğim. Bakalım neler olacak. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Hayatım, anacığım beni görmeye gelmiş. Beni evlendirmeye. Ne? Aa, ilahi, bu yaştan sonra. Neyse, Allah razı olsun Duducuğum. Annemle konuşmuş, onu beni bu evlendirme fikrinden vazgeçirmiş. Annem. Evet, yatsın kalksın annene dua etsin bu. İşte kafe burası. Selam, biz geldik. Aa. Kız bak, inanamıyorum iyi insan lafın üstüne gelirmiş Betüş. Aa, annem geldi. Aa, yanındaki kim kız? Yeni kırıyor mu? Aa, olamaz. Muzaffer. Perihan. Niye geldin sen? Seni görmeye. Ama niye? Çünkü geçmişte sana haksızlık ettiğimi anladım. Aa Betüş, ne oluyor Allah aşkına? Ay hiçbir şey anlamıyorum. Ya yani tek bildiğim Muzaffer Perihan teyzenin ilk ve tek aşkıydı. Ve bana hiç karşılık vermemişti. Şimdi pişman oldu ve sana geldi. Ay kulaklarıma inanamıyorum. Ben de. Ay ne saadet. Biri yüzyıllarca hatırlamadığı birine niye gelir? Neden şimdi Muzaffer? Neden bunca yıl sonra karşıma çıktı? Perihan, lütfen soru sorma. Belki de böyle olması gerekiyordu. Şimdi sana bir şey soracağım. Her şey yeniden başlayabilir miyiz? Benimle evlenir misin Perihan? Ne? Ne sıkı sihir yapmışım ama. Ay bayılacağım. Betüş, Betüş çabuk Perihan teyze hariç oradakileri dondur. Bir felaketin eşiğindeyiz. Eda ne oluyor? Çabuk. Biz de babamla hemen oraya geliyoruz. Tamam. Aa, niye yaptın bunu Betüş? Eda söyledi Perihan teyze. Babamla beraber buraya geliyorlar. Şimdi her şeyi öğreniriz. Ay inanamıyorum. İnanamıyorum. Bu kadarına inanamıyorum. Ben de. İyi ama annem Muzaffer'i tanımaz ki. Nereden buldu, sihirledi onu? Hepsi Dudu'nun başının altından çıkmış bunların, hepsi. İyi ama niye? O bana yardım edecekti. Annemi bu evlenme fikrinden vazgeçirecekti. Çok basit Perihan teyze. Şimdi annem Betüş'le beni kocalarımızdan ayırmak için sihir yapamıyor. Malum sihir yaparsa sen onu cezalandırıyorsun. Bu yüzden seni evlendirmeye çalışıyor. Böylelikle senin başkanlığın düşecek, o da kafasına göre istediği şeyi yapabilecek. Yani bütün o iyi arkadaş numaraları yalandı. Ah Perihan teyze, annemi tanımıyor musun? Ya nasıl kandın ona? Yazıklar olsun sana Dudu. Bana her şeyi yapsaydın da Muzaffer'i hayatım boyunca sana verdiğim en büyük sırrı buna alet etmeseydi. Bak Perihan, bence ne anneni ne de affedersin maymun Muzaffer'i suçlama. Birine ceza vereceksen Dudu'ya ver. Bence de.
Bence de. Birinin duygularıyla oynamaya kalkan biri en büyük cezayı hak etmiş demektir. Yerinde olsam ben de onu tam kalbinden vuracak bir ceza verirdim. Haklısın. Yani? Yani ben de onun duygularını allak bullak edeceğim. Onu sihirle Taceddin'in peşinde sürünen çılgın bir aşığa çevireceğim. Allah be! Bu ona ceza, bana ödül. Sakın havalara girme Taceddin. Unutma, Dudu sihirin etkisiyle sana böyle davranacak. Onu ciddiye alıp yüz verme sakın. Sen hiç merak etme. Onu peşimde sürüm sürüm süründüreceğim. Thank you.